Merhabalar. Bugün size siyah renk kuzu buklet kumaştan anahtarlık yapımını göstereceğim. Hemen videoma başlıyorum. Anahtarlığı başlamadan önce size çok bilinen, Türkiye'de çok bilinen bir mağazadaki fiyatından bahsetmek istiyorum. Anahtarlığın sadece şurasında ufak bir aksesuarı daha var benim gördüğümün. Ve çıt çıtı böyle çıt çıt değil, üstü kaplamalı çıt çıt. Aradaki farkı bu. Ve şu lastiği yok. Direkt dikilmiş. Ben şu lastiği de kullanmak istiyorum. Daha rahat olacak çünkü bana buranın maliyeti 5,5 lira bile değil. Bu anahtarlığın satış fiyatı ise 50 lira. Bunda dediğim gibi bir ufak bir aksesuarı daha vardı. O aksesuarı da yaklaşık 1,5 liralık kadardı. Öyle olursa 7 lira. Hadi olmasın 7,5 ipiydi falan. 7,5 liraya mal olduğunu düşünürsek bunun satışı da 50 lira. Şimdi anahtarlığımızın yapımına başlayalım sizlerle. İlk öncelikle 24'e 10 santim ebatında kumaşımı kestim. Bunu bu şekilde dış tarafını, yani burası içe kuzunun kuzu bukletin gerçek yüzü, kendi yüzü içte kalacak şekilde bu şekilde katlıyorum. Şuradaki bıraktığınız pay bunun katlama payı olacak. Bunu ne kadar bırakmak istiyorsanız, nereden katlamak istiyorsanız ona göre ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde benim için yeterli. Şimdi burayı terliyorum. Bu arada kullandığım kuzu buklet kalitesi çok iyi. Yumuşak kuzu buklet. Ben bunu bir parça kumaş satan Instagram hesabından satın aldım. Oradan getirttim. Başka rengini daha aldım. Çok hoşuma gitti. Yumuşacık bu. Şimdi buradan iğneledim. Gördüğünüz üzere. Şimdi şöyle şu şekilde ve şuradan dikeceğim. Ama öncesinde elimde 4 milim yassı lastik var. Bu lastiği kullanacağım ve hasır anahtarlığımı kullanacağım. Hasır anahtarlıktan bu şekilde geçiriyorum yassı lastiğimi. Ve dikiş yaparken bunu da şöyle de yapabilirsiniz. Şu şekilde de dikebilirsiniz. Ama ben hani önü dikili arkası dikili uğraşmak istemediğim için bu şekilde dikişi yaparken bunu da buradan dikiyoruz. Tabii şu ağız kısmına denk getirirseniz daha rahat olur. Ben birazcık şöyle pay bırakacağım. Şöyle şuradan dikeceğim. Yani şu şekilde buradan ve buradan dikişini yapacağım. Dikip tekrar dönüyorum size. Dikişimi yaptım. Bu şekilde. Bunu ters çevireceğim. Ters çevirmeden önce hem çıt çıtlarını dikmek istiyorum. Hem de şu kısmına ben yani o ana şeyde anahtarlık da düzdü ama ben şuraya bir hafif şöyle ovalleştirmek istiyorum. Şu kısma çıt çıtını ta yaptım. Şimdi bu kısmını da yapacağım. Önce yerini ayarlayayım. Bu şekilde. Ben bu şekilde yapıyorum hemen pratik ama siz içten de dikebilirsiniz bunu. Çünkü dikiş kısmı iç kısımda kalıyor buranın. Ben hemen hızlı hızlı yapmak adına. Şöyle şuradan da alabilirsiniz. Hemen böyle terleyeceğim ben sizin için. Düzgün şekilde dikersiniz. Evet, çok güzel bir şekilde. Her videomun olmazsa olmazı bir nazarlığı var. Bu da bu videonun herhalde.
kısmından bitireceğim. Evet, anahtarlığımızı bitirdim. Gördüğünüz üzere. Şöyle şuradan çıt çıtlı böyle iç kısımda lastikli yeri var. Bunu siyah bulabilirseniz yassı lastiği siyah da kullanabilirsiniz. Bu hasır anahtarlık bu şekilde açılıyor. Ve bu şekilde de kapanıyor. Anahtarlarınızı buraya koyup içine atıp birkaç bozuk para vesaire de atabilirsiniz. Sonrasında da bu şekilde kapatıyoruz. Veya direkt şey de yapabilirsiniz. Bunu dışarıda da bırakabilirsiniz. İçine ufak tefek eşyalarınızı koyup bu şekilde anahtarlık olarak kullanabilirsiniz.